Şimdi savaşın bir mantığı var. Siz üç defa masanın etrafında dolanıyorsunuz. Sonunda imza atıyorsunuz. İmzada Türk askeri geçmiyor. Türk askeri buraya gelecek diye geçmiyor. Ve size imzayı hangi gün attırıyorlar? 10 Kasım'da. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günüdür. Ve kaç asker diyor? 1960. 1960 yılına gönderme yapıyor. Diyor ki bunu imzalamazsan sen de 1960 yılındaki Türk başbakanı gibi bakanlarınla beraber dar ağacına gidersin. Asarım seni diyor. Şimdi hepsinin altında bir şey var. Yani o göndermeler var. Biz bunları Türk milleti olarak anlıyoruz. Ama ne yazık ki Azerbaycan milleti demiyor ki neden 10 Kasım, neden 1960 asker? 2000 değil de 1960 asker. Bunları Tamam. hiç araştırmıyor. Ve herkes bir ağızdan şunu söylüyor. Ali başkomutan şudur, Ali başkomutan sözünden dönmeyen adamdır. Dönmez. Savaş biter, her şeyi alır, topraklarını kurtarır, sonra da der ki diplomatlarına gidin, şey yapın, diplomasiyi devreye sokun. Diplomasi savaş bitmeden bitmez. Gelelim beşinci konuya. Şimdi bir yeri yarım bırakırsanız, yarım kalan yerler Filistin olur. Yarım kalan yerler Kuzey Irak olur. Yarım kalan yerler Kuzey Suriye olur. Şimdi siz orayı yarım bıraktınız. Oraya kim gelecek? Asala gelecek. Han kentine Asala gelecek, girecek. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Aynı PKK'nın yaptığı gibi diyeceksiniz ki bugün 5 askerimiz şehit olmuş. Yarın 3 askerimiz şehit olmuş. Öbür gün 8 askerimiz şehit olmuş. Bombalı arabayla saldırı yapmışlar da yok memnun. Bunları duyacaksınız bak. Yazın bir kenara. Çünkü oralar alınmadı. Ve Ruslar da oradan seyredecekler biliyor musun? Gülerek seyredecekler. Ve hala da Türk askerini sokmadı Rusya oraya. Şimdi Türkiye'de bir mesaj verdi. Ne mesajı verdi? Bolu 2. Dağ Komando Tugayını yolladı oraya. Bolu 2. Dağ Komando Tugayını sancağı ile beraber yolladı oraya. Bayrak değil, elindeki sancaktır. Bolu 2. Dağ Komando Okulu'nu oraya yollamasının sebebi şu. Bolu Komando Dağ Okulu, Dağ Komando'dan yetişen insanları Ruslar Kuzey Irak'ta yenemedi, Suriye'de yenemedi, Libya'da yenemedi. O Wagner grupları falan sırtlarını yere getiremedi. Bunlar çok özel terkibatlarla savaşan, çok özel bir şekilde savaşan insanlar. Onları Ruslar yenemiyor. Ruslara da Türkler diyor ki sen ne yaparsan yap ben Bolu Dağ Komando Okulu'nu gönderirim üstüne diyor. Şimdi bu aslında bir hala savaşın devamını gösteriyor. Hala bir savaşın olduğunu, Türkiye ile Rusya arasında bir savaş olduğunu gösteriyor. Ama Azerbaycan milleti bunu hala anlamış değil. Neden Bolu 2. Dağ Komando Okulu oraya gitti? Neden o elindeki bayrak değil de sancaktı? Neden bunlar 10 Kasım'da imzalattılar? Neden 1960 asker? Bunların hepsinin altında bir anlam var, bir mana var. Onlar o kadar ucuz ve basit şeyler değil. Biz artık Rusların bize yaptığı pisliği Irak'tan biliyoruz, Suriye'den biliyoruz, Libya'dan biliyoruz. Bildiğimiz için de onların artık ciğerini okuyoruz biz. Ondan dolayı biz size anlatıyoruz bunları. Yani Azerbaycanlı arkadaşlar da bir takım şeylerden artık şey olsun, yani haberdar olsun. Bugün Azerbaycan'daki çoğu insan diyor ki, işte Tayyip Erdoğan gelsin bizi kurtarsın. İşte Tayyip Erdoğan askeri gelsin bir daha da gitmesin falan. Bizim kaç tane sorunumuz var biliyor musunuz? 27 tane devlet Doğu Akdeniz'de bizim üzerimize oynuyorlar. Biz hop oturup hop kalkıyor. Şimdi buna rağmen Azerbaycan'a yardım ediyoruz. Orası da bir Türk toprağı. Şimdi mesela size şunu söyleyeyim. Ben 55 yaşındayım ama ben 22 ay askerlik yapmış bir adamım. Ben tank kullanmayı biliyorum. Ağır makine tüfek kullanmayı biliyorum. Tek er eğitim muharebeyi biliyorum. Yani tek başıma kalsam bulamaz. Bir kaybolurum kimse bulamaz. Her gün gider bir adam öldürürüm kaybolurum. Bir adam öldürürüm kaybolurum. Bu tek er eğitim muharebeyi bize 15 ayda öğrettiler. 15 ay çok zor bir eğitimden öğrettiler. Hem de dayakla, küfürle öğretiyorlar. Yani öyle kolay değil. Yani subay iki tane tokat attı mı gece uyuyamıyorsunuz yüzünüzün ateşinde. Öyledir yani. Türkiye'de askerlik eğitimi böyledir. Şimdi biz dedik ki buradan, biz İlham Aliyev'e mesaj attık. Dedik ki serhatları aç kardeşim. O serhatları aç. Ben 55 yaş sene daha yaşarım. Ben 55 yaşındayım. Kaç sene daha yaşarım? 10 sene mi? 15 sene mi? Allah ömür verirse 20 sene.
daha fazla yaşamam. Dedi ki Serhatları aç, bizim gibi adamlar gelsin, Rusların tozunu attırsın, ne kadar emekli asker var, gelelim oraya savaşalım. 19 yaşında, 18 yaşında çocuğu gönderme. O bize lazım ya. O Türk birliğine, Türk ülküsüne lazım. 10 milyonluk Azerbaycan'ın gençlerin ölmesi doğru bir şey değil. Onların çocuk yapması lazım, çoğalması lazım, nüfus arttırması lazım. Biz dedik ki bizim gibi adamları çağ aç Serhatları gelelim. Ve o Serhatlar açılmadı biliyor musunuz? O Serhatlar açılmadı. Biz şimdi Türkiye'den böyle görüyoruz. Şimdi bana kalkıp da kimse şunu dedirttiremez. Ali Başkomutan İlham Aliyev dedirttiremez. Ben demem. Siz demek istiyorsanız değil. Ama ben aynı şeyi Recep Tayyip Erdoğan için söylerim. Ali Başkomutanımız var bizim. Recep Tayyip Erdoğan. Korkmuyor adam. Saldırıyor. Avrupa'ya rağmen, bilmem Amerika'ya rağmen, Rus'a rağmen. Gidiyoruz, vuruyoruz, bombalıyoruz. En iyi şeyleri, SİHA'ları, İHA'ları, pilotsuz uçuş aparatları üretiyoruz, yapıyoruz. Ambargoya rağmen. Böyle olmak lazım. Siz bile düşünün, neftin, gazın içinde yüzen bir ülkenin şehitlerine, gazilerine bakmaması gibi bir anlam olabilir mi? Yani neftin, gazın içinde yüzüyorsun. Neftin, gazın içinde yüzüyorsun ve nüfusun 10 milyon. İstanbul'dan düşük. İstanbul'un nüfusu 16 milyon. 10 milyon insana bakamıyorsun. Şimdi ben Azerbaycan'a Nisan ayında gelmek istiyorum. Belki de beni tutuklayacaklar. Çünkü ben çok konuştum böyle kanallarda. Belki de tutuklayacaklar ya. Onu da bilmiyorum yani. Gidip görmek istiyorum Kelbeceri dedemin babasının mezarını, Hacı Hurşit'i görmek istiyorum. Hacı Namaz'ı görmek istiyorum. Onların mezarlarını bulmak istiyorum. Oralar benim ata toprağım. Şimdi birincisi benim gözümde. Siz eğer Azerbaycan halkı olarak, yani Azerbaycan Türkleri olarak, bir kere Azerbaycan Türkleri olarak her şeyden önce bu Güney Azerbaycan'daki o şerefsiz, ırkçı, pislik rejime karşı direnen 35 milyon Azerbaycan halkı kadar cesur olmanız gerekiyor önce. Onlar ne kadar cesur? Diyor ki Bakü, Tebriz, Ankara, Farslar hara, biz hara diyor. Traktör Sazi takımını tutuyor. Türk bayrakları açıyor. Gidiyor orada tırları yakıyor. Askeri yardımı engelliyor. Yani bir kere Türk cesur olmak zorunda. Türk eğer Rus'tan korkuyorsa zaten kanında bir terslik vardır. Zaten o Türk değildir. Yani ben mesela Rus'tan korkmuyorum. Amerikalı'dan da korkmuyorum. Yani bunlar bizim için, biz Türk tarihine baktığımız zaman 10 bin kişiyle 100 bin kişilik Roman Diyojen ordusunu yenmişiz. Tamam mı? Yani Sultan Alparslan 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda 10 bin kişiyle 100 bin kişilik, yani 1'e 10 kişi, 1 kişi 10 kişi öldürerek kazanmış savaşı. Şimdi böyle bir ırkın, böyle bir milletin neferi olarak, böyle bir milletin neferi olarak 120 milyonluk Rusya'da 185 milyonluk Türk birliği korkacaksa artık söylenecek bir şey kalmamış demektir. Yani biz bir kere şunu görmemiz lazım. Türkiye ile, Kazakistan'la, Özbekistan'la, şunla bunla barışmak, onlarla kaynaşmak, onlarla aynı ülke birliğinde toplanmak istiyorsak her şeyden önce cesur olmamız gerekiyor. Cesurca konuşmamız gerekiyor. Ama doğruyu konuşmamız gerekiyor. Küfretmeden, saldırmadan doğruları konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz doğruları konuşalım. Ben şimdi kafamdan geçen doğruları buradan televizyondan, işte takip ettiğim kadarıyla basından, gazetelerden, biz Türk gazetecilerini okuyoruz. Türk gazetecileri diyor ki neden diyor savaşı tam kazanmak üzereyken, tam Ermeni ordusu çökmüşken, 8 bin tane Ermeni leşi varken bu savaşı durduruyorsun? Neden bu savaşı durduruyorsun? Tamam, 2783 şehit verdik. 2783 daha veririz ama ameliyatı bitiririz, başarıyla bitiririz. Orası şimdi bitmemiş bir bölge olarak Asal'a yerleşecek. Kuzey Irak'tan, Ürdün'den, Libya'dan ne kadar Ermeni var oraya doluşacak. Bunların hepsi silahlı eğitim almış adamlar. Bu Asal'a denilen terör örgütü bizim 56 tane büyük elçimizi öldürmüştür bugüne kadar. Her yerde öldürmüşlerdir. Bunlar terörizm yapacaklar o bölgede. Çünkü sen yarım bıraktın orayı. Terörizmi açık hale getirdin.
Yani nasıl bir şeydir biliyor musunuz bu? Açık bir yaranız varsa mikrop oraya çabuk gelir. Orası iltihap yapar, cerrahat kapar. Aynı bu şekilde biz ameliyatı yarım bıraktık. Şimdi diyoruz ki Ruslar sülh meram olmuş da beni orada koruyacakmış da bilmem bir böyle olacakmış da şöyle olacak. Bunlar hayal. Rus orada kendi güvenliğini sağlamak için orada sürekli sorunlu bir bölge yaratacak. O sorunlu bölgede de ben sülh meramım diye 100 sene kalacak, 50 sene kalacak. Bunun kalması demek Türk Birliği'nin kurulamaması demektir. Jirinovski'yi takip ediyorsanız eğer, bugün Kremlin'de Jirinovski'yi her hafta çağırıyorlar. Jirinovski ne kadar başbakan olmasa da millet alay da etse, Jirinovski'yi dinliyorlar Kremlin'de ne yapalım diye. Bu adam Türk düşmanı ve Türkçeyi de çok iyi konuşan bir adam. Şimdi biz kalkmışız, böyle hesap sormuyoruz, hesap sormuyoruz. Ey Ali Başkomutan, ameliyatı niye yarım bıraktın? Kazanıyorduk savaşı. 8 bin tane Ermeni askerini öldürdük. Adamların teçhizatı kalmadı, teknikası kalmadı. Biz tuttuk 32 tane F-16 jetini bıraktık orada. Dedik ki al başkan, ihtiyacın varsa kullan. Eğer ihtiyacın varsa al onları kullan dedik. Erivan'ı da vursan arkandayız dedik. Erivan'ı da vursan o jetlerle arkandayız dedik. Biz sana bu kadar destek olmuşken, her bir şekilde destek olmuşken sen ne yapıyorsun? Serhatları kapatıyorsun bir. İkincisi o F-16'ları kullanmıyorsun. Üçüncüsü ameliyatı yarım bırakıyorsun. Dördüncüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir kere çağrı yapmıyorsun. Beşincisi Tayyip Erdoğan'ın çok 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 önemli bir söylemi var. Diyor ki şöyle, kardeşim bile olsan diyor, kardeşim bile olsan vatana ihanet edersen seni affetmeyeceğim diyor. Ve üzerinde üstlük sürekli kardeşim diyor. Bu da bir şeydir. İlham Aliyev bunu çok iyi anlıyor. Tayyip Erdoğan bana kardeşim diyor ama dedi ki kardeşim bile olsan affetmeyeceğim diyor. Ve size bir şey söyleyeyim. Bir 10 sene sonra ya da 5 sene sonra göreceksiniz bu ameliyatın yarım bırakılmasının ne demek olduğunu. O sülh meramların neler yaptığını, Türk askerinin bölgeye girip ciddi bir savaş yapacağını ve ardından Azerbaycan'dan çıkmayacağını, Azerbaycan'ı da Türkiye'ye bağlayacağını göreceksiniz.